Hepinize merhaba, Türkiye'nin siyasi videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir vlog çekiyoruz. Evet, saat gecenin kaçı bilmiyorum. Neyse, bugün yani sabaha yakın şu an. Sabahladık gene. Beş mi saat? Saat bak 5'te başlıyorsun, uyuyorsun. Ne kadar tatlı uyuyorsunuzdur şimdi, düşünemiyorum. Ve siz uyurken ben sizin için burada video çekiyorum. Sizi çok seviyorum gerçekten. Bu ara kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olup ve videoma like atarsınız. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ne? Ege çağırdı. Malmış her seferinde. Kaç aydır şuraya oturuyorsun? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kaç aydır bu evde oturuyorum? Bakın nereden baksanız 3 ay oldu. 4. aya girdik. Ve benim işim burada. Kapıdan girince. Ama insanlar da alışkanlık oldu. Direkt girince insanlar da alışkanlık. Hani kapının yanında olur ya ışık. Elim hep buraya gidiyor. Ve şunu hep ışık sanıyorum. Niye kapının ve koyalım. Abi neden şuraya koyarsınız şu ışığı? Nerede o müteahhit? Ya kız tak, sen varsın ya, kendi kendine yetmiyor mu? Ey kapak etti. Dur, seni döveceğim. Sus, oyun oynayacağız diyorum sana. Sen hala burada yatıyorsun. Neden yatıyorsun? Oyun oynayacağız diyorum sana. Kalk. Yok sana köpek. İlk önce oyun oyna. Ondan sonra köpek al. Kendine git video çek. Para kazan köpek al. Para kazan köpek al. Sen kendine köpek al. Video çek köpek al. Ey ey. Ne yapıyorsun lan? O ne? Dur tamam sakin ol. Ne yapıyorsun? Sakin ol, konuşarak anlaşabiliriz. Vallahi konuşarak anlaşabiliriz. Ne yapıyorsun ağzını sen? Tamam otur konuşalım otur. Onu ver, şeytan vurdurtur, ver onu. Hayır çocuğum ver. Bak şeytan uyuma, ver onu. Çocuğum onu yere koy. Onu yere at. Onu yere atıyorsun. Hayır. Bu arada arkadaşlar Antalya'da oturan herkes bana bir Instagram'dan yazabilir mi? Instagram'da şimdi şuraya aşağıya koyacağım, aynı zamanda açıklama kısmında da yazıyor. Oradan bana yazarsanız Antalya'da bir video çekim olacak. Çok güzel bir video çekim olacak ve 17 yaş üstü kişiler lazım. Kız erkek fark etmiyor. Antalya'da oturan herkes bana yazsın. Klip. 17 yaş üstünde yani 18 yaş üstünden ailesine izin gerekmiyor da 17 yaş üstünün ailesine izni gerekiyor. O yüzden ailenizden de izin almanız gerekiyor video çıkmanız için. Onu da söyleyeyim. Neyse ve aynı zamanda araba almayı düşünüyorum. Araba alırsam yani 4. çağa geçeceğiz ve 4. çağa geçemiyorum. Çünkü araba alacak kadar yeterli bir param yok. Bunu da sizden isteyemem. Senetle veya böyle babasının verirse oran varsa, bana senetli araba verebilecekse her türlü senede imza atarım yani. Benim için fark etmiyor. Öderim de her ay taksitlerimi. O yüzden bana lütfen galeri sahipleri bir ulaşabilir mi? Lütfen. Her ayda reklamınızı yaparım. Lütfen ulaşın bana. Araba almam lazım. Araba. Hala arabam yok. Bir şey diyeyim mi? Arabam olsa efsane vloglar çekeceğim ama şu evden çıkmaya üşeniyorum. Çekmemi çek. Köpek istiyorum. Acilen köpek sahiplendirip. Acilen veterinerler. Pet shoplar. Köpek sahiplendirebilecek olanlar yazsın. Çok iyi bakarım. Bu köpek benim değil. Ege abinin o. Gidecek. Ben neyse arkadaşlar. Siz beni. Melda bir dur Melda. İlk önce araba köpeğin üstüne binip hayır, gezeceğiz. Bakın günü ağrıyor. Yine günü ağrıyor. Lütfen çimlere basmayın bu arada. Ne? Neyse arkadaşlar, size dediğim gibi eğer böyle galeri sahibi olanlar varsa işte babası veya ailesinden, akrabasından, hani ben her türlü öderim. Borçlarımı ödemekte sıkıntı olmaz. Hani bunu buna her türlü şey olabilirsiniz. Sadece tek seferde çıkarıp verebileceğim bir param yok. Yani o kadar zengin bir YouTuber değilim ben. Beni yanlış anlamayın. Yani her ay taksini öderim ama hani 3-5 neyse artık yani. Öder. Öderim. Bu arada dün bir çocuk bana küfür etmiş. Yani bana küfür etmemiş aslında. Anneme küfür etmiş ve ben anneme edilen küfürleri kesinlikle hazmedemiyorum. Hadi bana ediyorsunuz küfürleri. Norollu diyorsunuz ya da ne bileyim iç diyorsunuz falan filan. Ben bunları tamam aldırış etmiyorum ama benim anneme niye küfür ediyorsunuz? Benim annemin ne norolluğunu gördünüz? Allah razı olsun, bana söyler misiniz? Benim annemin neyini gördünüz ya? Hayır harbiden beni sinir ediyorsunuz artık. Ben de bu yüzden dava açma kararı aldım. Tabii bunu böyle videoya alıp prime dönüştürmek istemiyorum. Yani sadece bu videoda söyleyeceğim. Zaten bu videonun başlığı bununla alakasız bir başlık olacak. O yüzden gerek yok yani ama sadece bilin. Bana edilen küfürler benim umurumda değil. Ben kendi şahsım. Ama benim anneme asla, benim kardeşime asla, benim aileme asla bir küfür edemezsiniz. Buna size bu hakkı size vermiyor. Yukarıda Allah var. Sizin hiç Allah'tan korkunuz yok mu? Yok clickbait atıyormuşum. Şöyle böyle. Sen de kardeşim tıklama o zaman. Günaydın. Beni sorgulam. Niye ne küfürbaz oldun sen? Hayırdır? He hayırdır? Mamanı çok mu verdim senin? Gel buraya. 2 gün mama yok. Açarsan kaçma. 3 gün yok. Sınırsız mama yok. Aç kal öl. Ey sabah oldu arkadaşlar. Günlük vlogtan kaçın. Melda nerede? Halilem orada bir şeyler yapıyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Neyse ben Melda'yı koydum. Melda! Neredesin lo? Karda ne yapıyorsun? Işık arkadan neden süzüyor? Çok ayar oldum o işe. O ayar, o işe ayar oldum. O ışık. Ne zaman oradan öyle kameraya böyle genç bir giriş yapıyor. Aha Melda burada yatıyor. Lan ne yapıyorsun? Yeni fotoğraf paylaştım Melda Altin Official beğenim. İyi, kaç dakikada kaç beğeni aldın sen? Ya sabahın köründe 41 paylaştım. Dakikada 250 beğeni aldın? Saat 6'da paylaştım. Fark etmez, ben çıkmazdayın son saatinde paylaşsam bile bana bana saatte yapsam tamam, 2 milyon beğeni geliyor. Tamam kes lan kes. Melda anneme şaka yapalım mı? Bir gün kadını kalpten mi götüreceğim? Komik olan bir şey mi? Melda. Ne? Neyse arkadaşlar evet bugün efsane bir vlog olacak. Evet. Neyse aşağı ineyim bir anneme bakayım annem ne yapıyor. Bak şu ışık arkadan vuruyor ya eğer olurum o ışığa. Gittim söyle işin. Biliyorum. Anne ne yapıyorsun? Bir kahve yaptı, kahve içelim ya. Bak
Arkadaşlar şimdi efsane bir şaka yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Melda yukarıda hani anneme şaka yapacağız falan diye biliyor. Ben dedim yani anneme şaka yapalım falan diye. Şimdi Melda anneme şaka yapacağız diye bekliyor ama sonra kızdı işte. Bir gün dedi annenin kalbini indireceğim falan filan dedi. Yapma dedi. Tamam dedim işte. Zaten biliyorsunuz izlediniz o sahneyi. Neyse şimdi bugün ne yapacağız? Bugün annem JBL'den... Şaka malzemelerimiz. Şşş, ne yapıyorsun? Arkadaşlar burada JBL var tamam mı? Bununla ve Ege'nin telefonu var orada. Şimdi birazdan annem dışarı çıkacak alışveriş yapacağım diye. Alışveriş yapacağım işte derken evdeki eksikliğimi unutacak. Hani olur ya alışverişe gidiyorsunuz ve evde ne eksik olduğunu unutuyorsunuz. Arıyorsunuz kızınızı ve ben daha diyorsun evde neler eksik. Ve annem bunları dediği vakit işte böyle aradan böyle birkaç tane şey soracak. Muhabbet edeceğiz falan filan. Ben böyle anneme işte doğaçlama bir şey olacak orada. Bir diyalog olacak yani. Orayı pek ne olacağını bilmiyorum. Hani doğaçlama yapacağız. Yani o an Merdan tepkisine bağlı. Ve bir anda annem o araba kaza sesini açacak ve annem araba çarpacak ve ölecek orada. Merdan tepkisi ne olacak? Biliyor muydun öleceğini? Seni öldürüyorum bu vlogda. Hadi hazırla. Hadi yürüyorsun bugün ölüyorsun. Neyse. Tabii inşallah Allah kimsenin başına böyle dert vermez. Kimsenin başına böyle şey olmaz. Eğer başına böyle bir şey gelen varsa başınız sağ olsun. Hani burada bir özür konuşma yapayım. Çünkü hak ediyorsunuz. Hani eğer annesi olmayanlar da varsa. Eğer böyle bir olay yaşayanlar varsa. Biz daha önceden yaşadık böyle bir olay. Melda zaten kendi kanalında anlatmıştır. Melda'nın videonu izlemeyi unutmayın. Orada işte trafik kazası geçirdiğimizi anlatıyor. Hani bize %100-120 ile giden bir araba bize çarptı. Ve biz ölümden döndük. Annem hatta o anı hiç unutmaz. Hatta ondan dolayı sonra bir paranoya oldu böyle. Üstümüzde çok titremeye başladı. Neyse yani. Şimdi geçelim uzun lafın kısası. Birazdan şimdi annem dışarı çıkacak. Ben habersiz bir şekilde vlogda olacağım ısırdan. Melda'ya diyeceğim kadar annemi şaka yapalım, şaka yapalım, şaka yapalım falan diye üstleyeceğim. Zaten doğaçlama olacak. Yani o anda habersiz bir şekilde vlog kaydoluyormuş gibi olacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kamera yukarıdaymış. Melda! Kedi tuvaleti şey yapmış Melda. Gittiğimizde şunu kokuyor. Hadi. Tuvalete giremiyorum Melda. Git temizle şunu. Girme. Bak vlogda rezil ederim seni. Bak çekeyim mi onu temizlerken? He, bak bir de peçete oluyor. Bak. Git temizle hadi. Hayvanın pisliğinden mi bu? Neden Melda? Ben aferin böyle ol. İşte böyle bir kız çocuğu ol. Aferin sana. Hadi görüşürüz. Var şarjı var. Hadi görüşürüz. Hadi kazan mübarek olsun. Taşırsın sen. Poşet vereyim mi? Ama boynun ağzı kamerayı. Kalk kız. Kalk. Ne stalk yapıyorsun? Gel anne. Güzel olmadı halde böyle bağıra çırna sesin güzel değil gözünden. Kim o? İsim vermiyorum. Ben de kalsın. Dis attı. Dis attı. Dis attı. Hadi aşağı inelim. Annem aşağıyı toplayayım böyle biraz dedi. Değil. Birisi. O mu? Ben biliyorum onun kim olduğunu. Adını söylüyorum. Anne ne ya? Hadi gel gel. Annem aşağıya toparlayın da diyorum. Bak ben de bağırsam benim de sesim güzel olur. Sen çağırırsan sevdiğim. Koçum. Sen çağırırsan sevdiğim. Bak şu cipsleri al tamam mı? Şu cipsleri al. Ey! Polisten kaçın. Siyahtan da kaçın. Ya ne yapıyorsun çocuğum? Gel buraya. Siyah ya çılgın siyah. Aferin kız çocuğu böyle temiz ol, böyle ol, böyle ol işte. Sen bu kadar adamsın. Ben daha anneme şaka yapalım ya hazır eve çıkmışken. Hayır abi. Tuna'yı falan kaçırıldı gibi yapalım. Ya şu konuda ısrar etme. Ben daha hadi ya bir şey yapalım. Ben bu şakaya ortak olmam. Ben onu tek başıma yapayım. Sen orada... Anneme daha yeni bir anneler günü için hediye hazırlıyorum. Senin yaptığına bak. Anneler günü şakası bu da. Aa anneler günü şakası yapayım bari. Anneler gününde şaka yapmak gerekiyor zaten. Moruk yeni adet. Bak çok ayıp çok ayıp bak abi. Abi kes değilmez. Abi yakas değilmez. Neyse hadi ben de bir şaka yapalım. Bak Tuna'yı Muna'yı kaybedelim. Tuna nerede uyuyor mu Tuna? Tuna uyuyor. Dur Tuna'yı uyandırayım. Ya hayır. Uyandıracağım. Kalk kız. Kalk. Abi çek git. Bırak. Çek buralardan. Bırak beni. Uyandıracağım onu. Ya dur çok güzel uyuyor. Ya uyandırmam lazım. Ya bir dur. Ya git onu uyandırma. Annem çok zor uyuttu onu sabah köründe. Tamam çıkacağız zaten birazdan gezeceğiz. Aç. Hayır. Alsın uykusun çocuk. Almasın. Ya çok az uyudu. Sabahın 5'inde yattı. Çok uyudu. Yaptı. Çok uyudu. 5'inde yattı. Çok uyudu bırak beni. Hayır olmaz. Hayır çok uyudu. Allah seni kim mücadele veriyor. Tuna bu sahneleri izlersen... Ablanın seni yine döveceğim. Tuna da böyle uyandırılmak isterdi. O ne o ne o ne o ne o ne o ne tamam tamam dur. Aa elim acıdı. Telefon çalıyor. Alarm mı? Ne alarm be? Annen orada yaşamı atlattı. Korktum lan. Alarmmış. Ey! Hadi bir şarkı söyle konser vereyim. Hazır mısın? Ben gireceğim. Eti belinde, yar belinde, beline sırlama. Geliyor bak.
Eteği belinde, gülde takmış, gülde takmış. O kişiye mi soracağım? Sesi güzel diye avunuyor mu? Ben bunu sesim güzel diye avunmuyorum. Sesim kötü olduğunu biliyorum ama dalgasına şarkı söylüyorum. Çünkü sesim kötü. Ya eğitim alırsam ben... Kız yoruldu. Kız yoruldu. Hayır, nefesim bile düzeldi, şey yapamıyorum. Ben de bak şimdi. Arkadaşlar sesi güzel, herkesin sesi güzel. Bye boy. You know what to do with that big fat butt. She can be good at. Bir gibi güle. Şimdi ama eğitim. Sesini, hayır eğitim değil, sesini kullanmasını bilmen lazım. Şimdi bazı arkadaşlar var, mesela o tonu yapacağım size. Islak ıslak. Şey var. Kime bu kadar inanan? Ölüyorum lan. Ölüyorum. Yabancı bu. Abi ölüyorum. Seninle ölüyorum. Ben mi yanlış? Ölme. Ağzımsın. Ağlama, şaka yapmadan gitme. Ne yapmayacağız? Kafamı vuracağım. Boğazıma bir şey kaçtı benim. Dur tekrar söyleyeceğim. Ben mi yanlış yaptım? Seni deleyeceğiz. Gözümden yaş geldi. Melda yeter, gözüm kanadı. Arkadaşlar bu arada bir şey merak ediyorum. Eğer her like 1 TL olsaydı, acaba bir videodan kaç TL toplayabilirdim? Bunu gösterseniz de bu gücü bir gösterin bakayım. Kaç TL toplayabileceğim? Merak ettim sadece. Ha bu arada sakın yanlış anlamayın. Hani her like 1 lira falan değil. Öyle bir şey yok. Sadece merak ediyorum. Her like 1 lira olsaydı ne olurdu diye. Sorgulamayın. Beni sorgulamayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Güven.